Hüma'nın dünyasından kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarda ateş ve ateşe bağlı havaleyi konuşacağız. Şimdi baktığımız zaman dışarıda hava mevsim değişikliği sert bir şekilde geçmeye başladı ve çocuklarımızda halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı, öksürme ve bunun yanında da ateş de görünmeye başladı. Ve biz bugün dedik ki Adem Hocam'la birlikte çocukları konuşalım, ateşlenmeyi konuşalım ve ateşlenmeye bağlı havaleyi konuşalım istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Programımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Hüma nasıl gidiyor? Çocuklar nasıl? Ne var ne yok? Yoğunsunuz. Nöbetten çıktınız. Evet doğru. Çocuklar hasta. Dediğiniz gibi ortam tam hastalanma dönemi çocuklar açısından. Ateşli çocuklar, öksüren, aksıran çocuklar çok fazla bu dönemde. Onlarla uğraşıyoruz. Evet, hakikaten baktığımız zaman aslında ben de hemen buraya ıhlamurumu aldım. Hava çok sertti. Birdenbire soğuyor. Evet, evet. Gün içerisinde bazen terliyorsunuz, dışarı hava almaya çıkıyorsunuz, dışarısı sert, rüzgarlı, bir bakıyorsun size boğaz ağrısı, hafif halsizlik, öksürük, hapşırık 7'den 77 görünmeye başladı. Evet, aynen öyle. Çocuklarda da, benim de oğlum 2 gündür böyle bir hafif nezle durumunda. Ateşi çok şükür çıkmadı ama çocuklarda da daha sık görünüyor. Şimdi değerli hocam, çocuklarda ateş hep şu var. 37,5'ta ateşini düşürmeye çalışıyoruz. İşte ateş düşürücüler veriyoruz. Ama artık burada da ikiye ayrıldı ebeveynler. Biri diyor ki 38,5'a kadar bir ateş düşürücü vermiyorum. Daha doğal yolları tercih ediyorum. Diğer bir ebeveyn de diyor ki çok daha böyle onu çekmesin, hemen 37,5'ta ateş düşürücü vereyim. İsterseniz burada doğrusu ne? Önce bununla başlayalım. Tabii ateş ki. Vücuda ne yapıyor? Çocuğa ne yapıyor? Mücadele etmeli mi? Yoksa müdahale etmeli miyiz? Evet. Şimdi öncelikle zaten 37,5 biz çok fazla ateş olarak kabul etmiyoruz. Ateş çok kaba bir tanımla çocuklarda 38 ve üstünü kabul ediyoruz. 37,5-38 arasını biz tıp dilinde subfebril dediğimiz hafif ateş gibi bir tanımı var. Müdahale etmeye gerektirecek bir durum değil. 38'in üstünü biz ateş olarak kabul ediyoruz ama 38'de de gene çocukta belli bulgular yoksa hemen müdahale edelim, o ateşi düşürelim. Öyle bir mantık çok doğru değil. Şimdi ateş ne diye sordunuz. Ateş aslına bakarsanız vücudun savunma sisteminin bir şeyi, bir uyarıcısı. Bizim bağışıklık sistemimizin çalıştığını gösteren, çalışmasını sağlayan bir bulgu. O yüzden ateşi çok aşırı yükselmedikçe, 38,5'un üstüne çıkmadıkça düşürmek zaten istemiyoruz. Niye yükseliyor ateşimiz? İsterseniz ondan bahsedeyim. Şimdi bizim vücudumuza giren mikroorganizmalar, yani virüsler, bakterilerin belli bir üreyebilme ısısı var. Bizim vücut ısımız 36,5 normali. En ideal bu ısıda üreyebiliyorlar. Vücut bu enfeksiyon sırasında ateşini yükseltiyor ki mikroorganizmalar yeterince üreyemesinler. Aynı zamanda bizim bağışıklık sistemimizi sağlayan hücreler var. Antikorlar var. Ateş yüksekliğiyle bunların çalışması biraz daha hızlanıyor, biraz daha aktif hale geliyorlar. O yüzden ateş bizim korkmamız gereken bir şey değil, vücudumuza faydalı olduğunu düşündüğümüz bir durum olarak düşünmek lazım. Evet, şimdi baktığımızda ben kendi eşimi de gözlemliyorum. Biraz panik halde oluyor ebeveyn. Bu anne ya da baba hiç fark etmiyor da iki tarafta panik olabiliyor. Ve 37,5'u gördüğünde aman bu çıkacak belli deyip hakikaten müdahale edilebiliyor. Ve burada da ölçümler de farklı olabiliyor değerli evet. Hocam. İşte kulaktan ölçülüyor farklı. İşte nedir şu anda pandemiyle hayatımıza giren hemen teninize dokunduğunuzdaki bir ölçüm aleti farklı ama en doğru ölçüm aleti nedir ve nasıl ölçülür değerli hocam? Evet. Aslında değil mi? İlk önemli buna dikkat evet, etmemiz doğru. gerekiyor. Şimdi öncelikle kaç derece normal, yani normal vücut ısısı ne ondan bahsedeyim isterseniz. Hı hı. Biz kabaca 36,5'u normal kabul ediyoruz dedik. Demin bahsetmiştim ama. Bu vücut ısısı şeyle değişken midir? Yetişkinde farklı, işte 9 yaşında farklı, küçükken evet. farklı olur mu derler hocam? Metabolizmanın aktif olması dolayısıyla çocuklarda 1 derece kadar daha yüksek ölçebilirsiniz. Bu şeyde de değişebiliyor. Çocuğun durumuyla ilgili olarak da değişebiliyor. Yeni aktiviteden çıkmış, koşmuş bir çocukta ateş ölçünüzde biraz daha yüksek çıkabilir. Bunu ateş olarak kabul etmemek lazım. Ölçtüğüm, yaptığınız yerin önemi var. Kulaktan veya makattan ölçerseniz, küçük çocuklarda makattan da ölçmek gerekiyor. 0-2-0-3 derece daha yüksek çıkabiliyor. Çocuk terlemişse eğer koltuk altından ölçtüğünüzde biraz daha düşük çıkabiliyor. Alnından ölçtüğünüzde biraz daha düşük çıkabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun ne önemi var? Yani ha 38 olmuş, 38,1 olmuş. Çok mu önemli diyeceksiniz. Şurada bu önem arz ediyor. Ne zaman ateş düşürücü şurup vereceğiz? Nerede müdahale edeceğiz? Bunu bilmek açısından, öngörmek açısından ateş yaptığınız yere göre, ölçtüğünüz yere göre kaç derece normal bunu bilmekte fayda var. Yani kabaca söylemek gerekirse 38 üstünü biz ateş kabul ediyoruz ama kulaktan veya makattan ölçerseniz 31, 32, 38,1, 38,2 sınırı buraya kadar çekebiliriz. E
peki alet olarak baktığımız zaman elektronik ölçüm cihazlarını öneriyor musunuz yoksa bildiğimiz eski şimdi, sistem ölçüm cihazı mı? Aslında bakarsanız en ideal ölçen cihaz bu eskiden şeydi, civalıydı. Evet. Sonra civa kalktı, renkli bir sıvı koydular içine. En ideal cihaz hiç elektronik şey olmayan, yönü olmayan, koltuk altından ölçen cihazdı ama çocuklarda bunu kullanmak çok zor. Onun en az 2-3 dakika orada durması gerekiyor. Tam çocuk da bunu zaten. Evet, bunu sağlamak çok zor. O yüzden şu anda kaliteli olmak şartıyla bu kızıl ötesi ışınla kulaktan veya alından ölçen cihazlar var. Çocukta en ideal ölçümü yapan cihazlar şu an için onlar. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü evet, dediğim gibi koltuk altından ölçen cihazları çocuk orada 3 dakika tutması çok mümkün değil. Evet, hakikaten şimdi ben de böyle kafam karışıyor. Eminim benim gibi annelerin de kafası karışıyordur. Evde 3 tane cihaz var. Birine güvenmiyorum, birine deniyorum. Aman hakikaten 38,5 mu, 39'a doğru mu gidiyor diye. Aslında dediğiniz gibi eski sistem dediğimiz o koltuk altına koyabilecek, özellikle 8-9 yaşından sonra koydurabiliyorsa çocuk, evet, oradaki daha uygun diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü elektronikler bir tık farklı gösterebiliyor, evet, yani değil mi değerli hocam? Hata payı yok çünkü onlarda, evet, neyse onu gösteriyorlar. Ama işte çocukta kullanmak çok doğru değil, çok mümkün değil daha, evet, doğrusu. Daha bebeklerde biraz daha zor. Evet. 3-4 yaş sonra ama 8 ve üstünde kullanılabilir diye, evet, düşünüyorum. Evet. Peki değerli hocam, çocuklarda ateş hep korkuyoruz. Biz neden korkuyoruz? Havale geçirirse diye. Havale geçirmesi neden olur değerli hocam? Ailesinde böyle bir öykü varsa mı dikkat edilmesi gerekir? Yoksa çocuğun dayanıklılığına mı bakmak gerekir? Neden olur? Evet. Şimdi havale dediğimiz şey, beynin anormal aktiviteleri sonucu vücutta istemsiz meydana gelen kasılmalardır. Biz buna havale ediyoruz. Çocuklarda ateşin yüksek seyretmesi belli bir grupta, belli bir çocukta ateşin yüksek seyretmesi bu anormal aktivitelere sebep oluyor. O yüzden de çocuklar havale geçiriyor. Şimdi hangi çocuk havale geçirecek, hangisi geçirmeyecek bu henüz öngörülebilir bir şey değil. Elimizde bazı ipuçları var. Eğer çocuğun ailesinde havale öyküsü varsa, epilepsi hastası varsa ateşliyken havale geçirme ihtimali biraz daha yüksek. Çocuk daha önceden ateşli havale geçirdiyse ateşli havale geçirme ihtimali biraz daha yüksek. Ama belli testler yaparak bu çocuk ateşliyken havale geçirir, bu geçirmez, neden bu geçirir, neden bu geçirmez bu henüz ortaya konabilmiş bir durum değil. Evet, peki değerli hocam baktığımız zaman kadınlarda işte erkek çocukların daha fazla, kız çocuklarında daha fazla görünme oranı diye bir oranlama yok, var mı? Yok, hayır. Kız çocuklarında da erkek çocuklarında da aynı oranda görülebiliyor. Ama o zaman doğru bildiğimiz yanlış değil mi? Çünkü erkek çocukları daha vücut ısısı yüksek olur, havaleye, evet, daha yatkın olur öyle diye. Öyle deniyor ama yok. Yapılan çalışmalarda kızlarda ve erkeklerde daha yüksek olduğuyla ilgili herhangi bir bulgu gösterilmemiş. Peki değerli hocam günümüze geldiğimiz zaman ateşli havalelerde bir artış söz konusu mu? Aslına bakarsanız havaleler genel olarak bir artış söz konusu. Yani epilepsi hastalarında da artış söz konusu. Ateşli havalelerde de artış söz konusu. Bu da gene çok fazla sebebini bilmediğimiz. Zaten biliyorsunuz son bir 25-30 yıldır birçok hastalıkta evet, şeyler artışlar değişti. Artışlar meydana geldi. Bu gerek beslenme düzenimiz, gerek havadaki o bilmediğimiz ışınlar, güneş ışınları, ozon tabakası, bir sürü faktör var. Ateşli havalelerde de diğer havalelerde olduğu gibi artış söz konusu, evet. Peki değerli hocam, ateşlenen çocuğa ilk müdahale nasıl yapılmalı? Şimdi burada da tabii ki bizler bilgiye çok çabuk ulaşabiliyoruz. Siz değerli uzmanlarımız bizi aydınlatıyorsunuz ama özellikle daha köylerde yaşayan annelerimiz korkuyor ve ilk müdahaleyi işte nedir? Bu soğuk suya sokarak... Evet. Çok ciddi reaksiyonlar gösterecek işlemler yapılabiliyor. İsterseniz bunun altını böyle bir kırmızı kalemle çizelim. İlk, evet, müdahale nasıl olmalı? Şimdi öncelikle şunu tekrar bahsedeyim. Bir kere çocuk ateşlendi hemen müdahale etmemek lazım. 37,5'ta dediğiniz gibi siz birçok ebeveyn hemen paniğe kapılıyor. Çocuk havale geçirecek. Hemen müdahale edelim. Artacak öyle bir şey korkusu yok. Olup önlem almak isteniyor aslında. Öyle, evet. 37,5 evet, nasılsa yükseliyor. Bir an önce ben, aynen, ilacını vereyim. Ateş yükselmesin, aynen, gibi bir düşünceye sahipler ama bu doğru bir şey değil. 38'i bir kere kesin geçmesi gerekiyor. Hatta çocuğun genel durumu iyiyse, yemesinde içmesinde bir sıkıntı yoksa, çocuk aktifse, solunum sıkıntısı yoksa, altta yattığını düşündüğünüz ciddi bir hastalık yoksa 38,5'a kadar beklemeniz gerekiyor ateşi düşürmek için. Şimdi ateşi nasıl düşürecekler peki? Ne yapması gerekiyor ebeveynlerin? Öncelikle ilk yapılacak şey oda ısısını biraz düşürmek. Şu an kış ayındayız. Kaloriferlerimiz yanıyor veya sobalarımız, evet, yanıyor. Ortak kontrol, ama genellikle çok sıcak oluyor. 21-22 derece ideal bir sıcaklık peki, çocuklar için. Peki odasını düşürmek için dışarıdan bir havalandırma sistemi tabii, mi çocuğu odadan çıkartıp mı yapılmalı şimdi yoksa? Şimdi o aslında şeye bağlı. Eğer sizin elinizdeyse kaloriferi kısmak, kaloriferi kısıp odanın ısısını düşürebilirsiniz. Soba yanıyor, başka kişiler de varsa camı açıp, evet, havalandırmayı sağlayabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız daha serin bir odayı alabilirsiniz. Dediğim gibi 21-22 derecelik bir odada ateşe müdahale etmek daha doğru.
Oda ısını düşürdükten sonra çocuklar ateşliyken, hatta biz de biliyorsunuz bir üşüme hissederiz. Üşüme evet. hissi vardır. Büyük çocuklar, konuşabilen çocuklar bunu ifade ederler. Aileler de onları örtme ihtiyacı duyarlar, sıkı giydirme ihtiyacı duyarlar. Çok yanlış. Çocuğun üstünü biraz hafifletmek lazım, üstünü örtmek lazım. Tek parça pamuklu bir kıyafet yeterli olacaktır. Hadeşli bir çocuğun kıyafetleri seçiminde. Bunun yanında ıslak bezle koltuk altına, kasıklarına, kollarına, bacaklarına pansuman yapılabilir. Soğuk kompres yapılabilir. Bu önlemlerde düşmüyorsa ılık duş aldırılabilir. Ama kesinlikle soğuk duş önermiyoruz. Bu da çok sık yapılan bir hatadır. Evet. Çocuk ateşlenince aman hemen alalım soğuk buz gibi küvetin içine koyarlar. Bu çok yanlış, çok anormal sonuçlara sebep olur. Hatta çocuğun havale geçirmesine bile sebep olabilir. Bunun yanında yine yapılan bir yanlış var. Sirkeyle çok silme bizde çok yaygın, Türkiye'de çok yaygın. Bu da çok yanlış. Hem ateşi düşürmekte bir etkisi yok. Hem de o kötü kokudan dolayı çocuğun durumunu daha da kötüleşmesine sebep olabilirsiniz. Evet, o alkolü çocuk emmiş evet. oluyor. Vücuduna gereksiz alkol koymuş oluyorsunuz. Şimdi bu önlemleri aldınız, gene düşmüyorsa, hala 38,5'un üstündeyse o zaman mecburen tabii ki ilaç vereceğiz. Peki değerli hocam, yine yaptığımız en büyük hatalardan biri sanırım 10 dakikada bir ölçmek değil mi? Evet, doğru. Şimdi verdiğiniz ilacın etkisini göstermesi için zaten az bir yarım saat geçmesi gerekiyor. İlaç verdiniz, hemen 10 dakika sonra ateş düşmedi, bir daha vereyim. Evet. Yanlış bir mantık. En az yarım saat beklemeniz gerekiyor. Hatta birçok çocukta, çocuğun bünyesine göre tabii değişiyor ama birçok çocukta bu bir saate kadar bile uzayabiliyor. O yüzden yarım saatten önce tekrar ölçüm yapmaya gerek yok. İlacı verdikten sonra. Eğer ateş 38,5'dayken ilacı verdiniz, yarım saat ölçtünüz, düştü. Bir süre gene ölçüm yapmayın. Çocuğu kendi haline bırakın. Eğer çocuk genel durumu kötü değilse biraz dolaşsın, kendi haline bırakın, oyuncaklarıyla oynasın. Daha seyrek aralıklarla saatte bir, iki saatte bir ateşini ölçün. Evet, ben de not alıyorum. Ölçtüğüm saat ve ölçtüğüm dereceyi. Sonra bir yarım saat sonra tekrar bakıyorum ve her yarım saatte eğer uyuyor ya da uzanıyorsa ölçüp duruma göre hareket ediyorum. Ama işte dediğim gibi diğer ebeveyn 10 dakikada bir ölçüp daha da kendini evet. panikletebiliyor. Aslında burada anne ve babanın da ortak karar alması gerekiyor değil kesinlikle, mi değerli evet, hocam? Kesinlikle, çünkü doğru. en panik oldukları an herhalde o kesinlikle an. Kesinlikle doğru evet. Yani dışarıdan bakınca çocuğun genel durumu bozuk olması, ateş olması tabii ki aile için üzücü bir durum ama şunun bilinci olurlarsa ateş bu çocukta çocuğu korumak için ortaya çıktı. Bu ateşliyken savunma sistemi daha iyi çalışıyor. Bunun bilincinde olurlarsa belki biraz daha rahat yaklaşabilirler çocuğun hastalığının ateşine. Evet değerli hocam, baktığımız zaman her çocukta ateşlendiğinde endişeliye kapılmalı mıyız? Yoksa oradaki süreci nasıl yürütmeliyiz? Evet, bu da güzel bir soru. Şimdi her ateşte panik olmaya gerek yok. Demin saymıştım, bazı özellikler arıyoruz çocukta. Eğer çocuğun genel durumu iyiyse, yemeğini yiyebiliyorsa, özellikle su içebiliyorsa veya sıvı alabiliyorsa, illa su olması şart değil, meyve suyu da olur, ayran da olur, sıvı alabiliyorsa, oyuncaklarına hala ilgi gösteriyorsa, çocuğun solunumda bir sıkıntı yoksa, sizinle iletişimi iyiyse çok panik olmaya gerek yok. Hatta ateş düşürücü ilaç bile vermeye gerek yok. Hatta çocuğun ateşinin sebebi belli değilse hemen ateşlendi, hemen hastaneye götürelim, bir sağlık merkezine götürelim, buna bile gerek yok. Ne zaman götürelim peki? Yani hiç mi, çok mu rahat olalım? Demin saydıklarım tersi varsa, özellikle 40 dereceye geçen ateş varlığında, tabii, tabii. çocuğun genel durum bozuksa, yiyemiyorsa, içemiyorsa, kusması varsa, kusma varlığında bir bağırsak enfeksiyonu söz konusuysa, solunumu rahat değilse, bilinç bulanıklığı geliştiyse, verdiğiniz sorulara çok rahat cevap veremiyorsa, uykuya meyli varsa tabii ki panik olabiliriz. Çocuğu merkeze götürebiliriz. Ama bunun dışında rahat olabilirler aileler. Peki değerli hocam, şimdi ateşli havaleleri de konuşmak istiyorum. Çünkü en çok korkutan bizi bu. Aslında biz hemen ateş düşürücüye kapılmamızın, vermemizin sebebi de havale geçirmesin. Evet. Peki bunları yaptık ya da yapamadık, ateşli havale geçiriyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şey de söyleyeyim, o ateşli havale geçirmesinden korkuyoruz. Bu ateşli havale her çocuk geçirecek diye bir şart yok. Bir kere bunun bir yaş sınırı var. 6 aydan büyük olacak, 6 yaştan küçük olacak. Yani 6 aydan küçük ve 6 yaştan büyük çocukların ateşli havale geçirmesi %0'lara yakın. Bir daha çok, söyler çok misiniz hocam? 6 ay 6 yaş arası. 6 bu aralığın, 6. Evet, 6 aydan küçük ve 6 yaştan büyük çocuklar ateşliyken havale geçirmezler. Artık o 6 yaştan büyük çocuklarda beyin o gelişimini sağlıyor ve ateşe karşı daha dayanıklı, daha korunaklı hale geliyor. O demin bahsettiğim anormal dalgalanmalar olmuyor. Yani ateşli havale geçirme yaş aralığı bu. Eğer bu aralıktaysa çocuk, ateşli havaleden korkalım. Şimdi ateşli havale genellikle 38 derece ateşin üstünde ortaya çıkıyor ama bu nadiren de olsa bir kural değil. Eğer
o ateş atağı sırasında çocuğun havale geçireceği varsa 37'de bile ateş havale geçirebiliyor. Ateş kim havale geçirecek? Demin söylediğim gibi bu belli değil ama ateşli çocukların yaklaşık %3-%5 arasında bir orandaki çocuklar havale geçiriyorlar ateşliyken. Evet. Bunların da eğer ailesinde havale öyküsü varsa, epilepsi hastası varsa, daha önce ateşliyken havale geçirme öyküsü varsa bu ihtimal biraz daha artıyor. O zaman genetik yatkınlık mı var değerli hocam? Sebebi henüz belli değil ama zaten artık birçok hastalıkta, yani genetikle alakası DNA, olduğunu düşünmediğimiz birçok hastalıkta bile genetikle ilişkisi var. Bunun da öyle bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz, evet. Peki değerli hocam, orta soğukkanlılığını nasıl koruyabilir ebeveynler? Şimdi şöyle, ateşli havale, bir kere havale geçiren çocuk bilmiyorum hiç gördünüz mü ama yani dışarıdan bakıldığında gerçekten çok korkunç bir şeydir. Hele bunun kendi çocuğunuzda görmek aileleri gerçekten çok korkutur ama sanılanın aksine ateşli havale çocukta çocuğa herhangi bir zarar veren bir havale değil. Çocuğa bir zarar vermiyor. Yani o kasılmaları, gözlerine kayma, nefesin durması dışarıdan bakılınca çok kötü bir görünür ama ateşli havale selim bir havaledir. Çok uzun sürmedikçe, ki çok büyük oranda, %90-95 oranda 1-2 dakika sürüp kendinden kayboluyor. Çocuğa herhangi bir zarar vermiyor. Beyninde herhangi bir sekel bırakmıyor. Beynine herhangi bir zarar vermiyor. Sara hastalığına sebep olmuyor. O yüzden bunun bilincinde olarak aileler olaya çok sakin yaklaşmaları gerekiyor. Panik olmamaları gerekiyor. Ne yapmaları gerekiyor? Şimdi havale geçiren çocuk şuruna bir bulanıklık olacaktır, yere düşecektir. Çocuğun bir yerine çarpmaması için sivri kenarlara yumuşak bir yere yatırmakta fayda var. Bu çocuklarda kusma görülebilir. Kusmuk akciğerine kaçmasın diye yan yatırmakta fayda var. Küçük bir çocuksa eğer yan pozisyonda kucağında tutarak bu süreyi bekleyebilirler. 1-2 dakika beklediklerinde zaten dediğim gibi %90-95 oranında havale kendi kendine duracaktır. Ondan sonra bir sağlık merkezine götürmekte fayda var. Evet değerli hocam, sonrasındaki beslenmesi, aktivitesi nasıl olur ateşli havaleden Şimdi, sonra? Dinlenmesi mi gerekir? Havale geçiren çocuk zaten siz istemeseniz bile bir yarım saat, 40 dakika, bazen bir saate kadar uzayabilen bir uyku hali geçirir çocuk. Bu post iktal dönem dediğimiz bir durum olur havalelerden sonra. Çocuk zaten orada biraz daha rahatlamış bir şekilde, genelde ateşi düşmüş bir şekilde, solunumu rahatlamış bir şekilde uyur. Yarım saat, bir saat içinde de tekrar gözlerini açıp normal rutin hayatına devam eder. Yalnız bu çocuklar evde havale geçirdi, hastaneye götürmeyelim mi? Hastaneye götürmekte fayda var çünkü 24 saat içinde ateşli havalenin tekrar etme ihtimali, tekrar etme ihtimali var. O yüzden havale geçirmişse hemen o anda panik halinde apar topar değil ama çocuk sakinleştikten sonra, havalesi durduktan sonra bir sağlık merkezine götürüp hem altta yatan bir hastalık var mı, gerekli basit tetkiklerin yapılıp hem de gözlem amacıyla göz önünde bulunmasına fayda var. Peki değerli hocam, ateşli havale geçiren çocukta bir beyin tomografisi, beyin filmi çekilme öneriyor musunuz? Nasıl takibi yapılır? Evet, hayır, bunu önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Şimdi çocukların %3 ila 5'i ateşliyken havale geçirir demiştik. Bu havale geçirenlerin de ancak 1/3'ünde havale tekrar ediyor. Eğer çocuğun ailesinde şey yoksa, epilepsi öyküsü yoksa, tekrar çok fazla tekrar etmemişse, havale tüm vücuda yayılmış, yani kol ve bacaklarda kasılma oluyor. Her iki kol, her iki bacak kasılmışsa, tek bir tarafa lokalize değilse, bu çocukların çok ayrıntılı incelemesine gerek yok. Zaten biz aileye şunu diyoruz, bu ilk havaleydi, bunu herhangi bir inceleme yapmaya gerek yok ama ikinci havaleyi geçirirse o zaman bir merkeze götürmeniz gerekiyor. İkinci havaleden sonra biz genellikle bir nörolog gözleminde, nörologla beraber EEG'sinin, MR'ın çekilmesini, alt yatan bir hastalık var mı bunun incelenmesini öneriyoruz. Ama her havale geçen çocuk ileri tetkiye ihtiyacı yok, hatta nörolojiye bile gitmelerine gerek yok. Bunu çocuk doktoru da takip edebilir. Evet değerli hocam, hemen hastanedeki müdahaleyi de merak ediyorum. Çünkü ben de biraz bir tık hastanelerde zaman geçiren bir ebeveyindim oğlum büyüyene kadar. Orada havale geçirdiği zaman yapılan müdahale ile evdeki müdahale arasında fark var mı değerli hocam? Evet, biz olayın ilaç boyutuna girmiş oluyoruz. Ama bize gelen ateşli havalelerin %99'u zaten bize geldiğinde durmuş oluyor. Yani biz ateşli havale geçirme öyküsüyle hastayı kabul etmiş oluruz. Yoksa %99'un havaleyi görmüyoruz. Demin söylemiştim, en fazla 1-2 dakika sürüyor. O süre zarfını da zaten hastaneye getiremiyorlar. Şimdi nadiren de olsa geldiğinde havale geçiriyor oluyor. Biz ne yapıyoruz aileden fazla olarak? Havaleyi durdurmayı sağlayan ilaçlar var. Damar yolundan onları verip havalesini durduruyoruz. Çünkü her havalede ilaç gerekmiyor ama şimdi düşünün, evde havale geçirmeye başladı. Bu çocuğun
kendi arabasıyla bile gelse, arabaya binmesi, hastaneye gelmesi, bizim oraya ulaşmamız 15 dakikayı geçmiş demektir. 15 dakikayı geçen havalelerde de zaten müdahale etmek gerekiyor. Bu komplike havaleye giriyor. Biz ilaçlarla buna müdahale ediyoruz. Eğer hala ateş yüksekse ateşini düşürmeye yönelik müdahalelerde bulunuyoruz. Gene 15 dakikayı geçtiği için, komplike havale dediğimiz için de altta yatan hastalık var mı diye MR veya EG değil ama bir kan tahlilini yapmakta fayda var. En azından enfeksiyonun derecesini ortaya koymak açısından veya kan biyokimyasındaki bozukluklar da havaleye sebep olabiliyor. Öyle bir şey var mı diye tetkiklerini yapmakta fayda var. Onları yapıyoruz. O zaman ilaç kullanımını öneriyorsunuz. Ateş havalenin cinsine göre, tepkisi uzunluğuna göre değil mi Değerli Hocam? Şöyle, havale geçirdiği anda bize geldiğinde biz durdurmak için havale ilaç veriyoruz. Hı hı. Ama takibinde ilk havaleden sonra herhangi ilaç verilmiyor. İkinci havaleden sonra hatta birçok nörolog bunu artık 3'e çektiler. Üçüncü havaleden sonra aileye evde kullanması için ilaç veriliyor. Tekrar havale geçirmemesi için. Ama bunun için dediğim gibi 2 hatta birçok nörolog 3. havaleyi bekliyor, ondan sonra ilaç veriliyor. Bir kere ateşle havale geçirme çocuğa evde kullansın diye ilaç verilmiyor. Evet. Normal rutin takibini yapıyoruz. Tabii ki yani ateşte çıktığında hani demin şey demiştim, ateşe çok fazla müdahale etmeye gerek yok, biraz yükselmesini bekleyelim. Havale geçirmişse çocuk o süreyi biraz daha doğrusu müdahale edeceği dereceyi biraz daha aşağı çekecek. 38,5'da değil de 38'de ilacını verecek. Evet. Onun dışında herhangi bir ekstra bir şey yapmıyoruz ilk havalede. İlk havale. İkinci havalede ne yapıyoruz? İkinci havalede dediğim gibi bunu zaten nöroloğa gönderiyoruz. Biz nöroloğa yönlendiriyoruz. Nörolog yoksa çocuk uzmanları da yapıyor incelemeyi. EEG ve MR'ın çekilmesi gerekiyor. Bunlarda bozukluk ortaya çıkmışsa, EEG'de özellikle bozukluk ortaya çıkmışsa şey veriliyor. Havale durdurucu, havaleyi engelleyici ilaçlar var. Bu epilepsi hastalarının kullandığı, sarı hastaların kullandığı ilaçlardan veriliyor. EEG temiz çıkarsa dediğim gibi birçok nörolog ikinci de vermiyor. Üçü hatta dördü bekleyenler var ama üçüncüden sonra EEG'si temiz bile çıksa artık bu epilepsi ilaçlarının başlanmasına fayda var. En az 2 sene kullanıyorlar bu ilacı. 2 senenin sonunda ilaç kesiliyor. 6 ay boyunca havale geçirmezse çocuk iyileşmiş kabul ediliyor. Peki değerli hocam, ailelere baktığımız zaman çocuk ateşlenmeleri ve havaleleri konusunda bilinçli mi? Şu anki durum nedir? Ateş konusunda aslında çok eksiğimiz var. Ateş hala çok korktuğumuz bir olay. Evet, maalesef. Çok çabuk müdahale ediyoruz ateşe. Birçok otör, birçok hocamız bize çok fazla ateş düşürücü ilaç yazmayın, çok fazla ateş düşürücü ilaç önermeyin. Tamam elinde bulunsun ama özellikle tembihleyin ki hemen vermesinler derler ama aileye bunu anlatmak gerçekten çok zor. Ateşten çok korkuyoruz hala. Bunu biraz şeyde fayda var. Ateşle yaşamayı öğrenmeyi biraz daha ihtiyacımız var. Ya havale de dediğim gibi havale her ne kadar ateşli havale korkacak bir şey olmasa bile o görüntü çok kötü. Yani bir insanın çocuğunu o halde görmesi gerçekten insanı çok etkiliyor. O yüzden ateşli havale konusunda da henüz çok bilinçli değiliz. Evet. Hemen müdahale etme eğilimindeyiz. Şeyden sonra çocuk havale geçirdikten sonra işte nörologla veya bizimle görüştükten sonra biraz daha rahat yaklaşabiliyorlar ama o ilk etapta çok korkuyor aileler hala havaleden. Evet, özellikle bu tarz programları da bilinçlenelim. Tabii diye ki, altını kırmızı kalemlerle çizerek, tırnak işlerini de yaparak lütfen ateşten korkmayın ama çocuğunuzu takip edin diye ben hep söylüyorum. Çünkü bir de şöyle de bir şey var. Bir takım aile çok rahatken bir takım aile de çok dikkat ediyor. Yani o iki aileyi dengede tutabilmek zor değil evet, mi hocam? Evet, doğru, gerçekten. Çok rahat olmak da iyi değil tabii evet. ki. Şimdi bu şu anlama gelmesin. Çocuk 38,5, 39'u gördü, 39,5'u gördü. Ya tamam, bırakın savunma sistemi kendi işini yapsın. Ya bu da kadar değil. Bu da değil. Bu kadar da rahat olmaya da gerek yok. Ama 38,5'a kadar rahat olabilirler. Ve tekrardan bunun özellikle de altını çizmek istiyoruz. 38,5'a kadar rahat, sonrasında da takip ederek bence biraz düşürmeye çalışarak, düşmezse ilaç tedavisine. Şimdi ben onu da soracağım. Şurubu verdik değerli hocam. İkinci şurubu vermek içinki süreç, hani bazen de şu söyleniyor. Düşse de yine de ilaç tedavisine devam edin. Var mı böyle bir Hayır, uygulama? Hayır, öyle bir şey yok. Şöyle, ilaç tedavisine devam edin derken şimdi yani şurubu ateşin, verin diyenler şimdi var. Ateşin niye bağlı olduğu burada önemli. Ateşin sebeplerine bakacak olursak çocuklarda en büyük sebep enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonların içinde de en büyük sebep viral üst solunum yolu enfeksiyonlar ama bakteriyel enfeksiyonlar da ateş yapabiliyor. Mide bağırsak enfeksiyonlar ateş yapabiliyor. Viral üst solunum enfeksiyonlarına tamam antibiyotik önermiyoruz. Hatta evet, hiçbir ilaca gerek yok. Sadece ateşi düşürmek yeterli oluyor ama eğer bakteriyelse, çocuk zatürre ise, bağırsak enfeksiyonu varsa, kusmayla giden bir enfeksiyonsa bunlara ilaç veriyoruz. Bu ilacı kullanması gerekiyor ateşin dışında. Ama
ateş düşürücü amacıyla verilen zaten iki tane çok büyük, çok sık kullandığımız ateş var. Parasetamol ve ibuprofen. Bunları ateşliyken kullanacağız. Ateşi yoksa vermenin bir anlamı yok. Şimdi ikinci ilacı sordunuz. Aynı ilacı tekrar vermek için en az 4 saat geçmesi gerekiyor. Parasetamol verdik. 4 saat içinde tekrar parasetamol vermekte 4-6 saat deniyor ama biz 4 saate çekebiliyoruz bunu. 4 saat içinde parasetamol tekrar vermek çok uygun değil. Bu durumda eğer 4 saat geçmeden tekrar çocuk ateşlenirse o ikinci grup ateş düşürücü verebiliyoruz. İbuprofeni verebiliyoruz. Ama aynı ilacı 2 saat sonra tekrar yükseldi, tekrar verelim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Veya A çocuk... ilacını 17'de verdik. 19'da çocuk tekrar ateşi düşmüyorsa B ilacını vereceğiz. Evet. 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 Yani tekrar A'yı vermiyoruz. Biraz vücudu şaşırtma yapıyoruz herhalde değil mi hocam? Evet. Burada da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ateş düşürücü vermemiz gereken bir durum olduğunu düşünelim çocukta. Gene çok fazla korkmaya gerek yok. Şimdi 4 saatte bir ilaçla verebiliyoruz demiştim. İbuprofen biraz daha aralık fazla 6 saatte bir. Hı hı. Yani bu şu demek oluyor. Günde 6 defa A ilacını, günde 4 defa B ilacını veriyoruz. Bu ikisini bu şekilde verdiğinizde çocuğun ateşinin düşme ihtimali zaten yok. Yani çok nadir. Belki binde bir çocukta bu ikisini kullanmanıza rağmen ateş düşmeyecektir. Şimdi aileler şunu yapıyor. Şurubu veriyorlar. Sabah sağlık ocağına gitmiş oluyor. Şurubu, ateş düşürücü şurubu vermiş. Akşam geliyor. Ya çocuğun ateşi düşmedi. Ne yaptınız? Antibiyotini kullandık. Bir doz. İşte bir doz ateş düşürücüyü verdik. Ateşi düşmedi. Peki bir kere mi verdiniz? Ya işte korktuk. Tamam ateşi düşürmesini biz hemen istemiyoruz ama düşürmek gerekirse 39 derece ateşi varsa 39,5 derece ateşi varsa da ilaç vermekten de korkmasınlar. Bu çocuklarda kullandığımız ateş düşürücü şuruplar gerçekten oldukça masum ilaçlar. Çok fazla verirseniz yan etkisi olan ilaçlar ama güvenlik aralığı oldukça yüksek ilaçlar. Normal doktorun önerdiği dozda günde 6 defa parasetamolden 4 defa ibuprofenden vermenizin hiçbir zararı yok çocuğa. Gerektiğinde de ilacı mutlaka verin. Bunu söylüyoruz aileye. Evet değerli hocam, bir de baktığımız zaman şimdi yine ebeveynlerin en büyük yanılgıya düştüğü, çocuğa ilaç öncesi, şurubu vermeden önce şunu da ye, bunu da ye, şunu da ye denildiği zaman çocuk bir de üstüne şurubu aldığında onu midesinde tutması zor. Hemen doğru bir yöntem midir bu? Hayır, zaten şimdi ateşli çocuk İştahsız bir çocuk olacaktır. Yani kendimizden düşünelim. Ateşliyken biz ne ayağa kalkmak isteriz, ne su içmek isteriz, ne yemek isteriz. Çocukta da aynı şey söz konusu. Hasta çocuğu onu da yesin, karnı tok olsun, aç karnına vermeyeyim ilacı. Bunu çok fazla zorlamak doğru değil. Şimdi aç karnına kullanılmaması gereken ilaçlar var. Bu ibuprofen mesela çok fazla aç karnına önermiyoruz ama illa yemek yesin ondan sonra ilacı kullanın diye bir şart yok. Meyve suyu içebilir çocuk. O midesini, mukozasını kaplayacak şekilde işte bir yarım çay bardağı meyve suyunu içsin. 15-20 dakika sonra ateş düşürücü şurubunu verin. İlla tıka basa tok olsun ondan sonra ateş düşürücü şurubu verelim diye bir kaydı yok. Çok fazla zorlamak gerekmiyor. Zaten kusmaya meyilli ilaçlar, hastalar. Bu ateşli çocuklar. Siz bir de üstüne yiyecekle midesini doldurmaya kalkarsanız daha fazla kusmasına sebep olursunuz. Bu sefer ilacı veremezsiniz. Evet değerli hocam, çocuk olarak konuşuyoruz ama bebeklere baktığımız zaman yine anne beslemeyi tercih ediyor ve besleyerek, emzirerek ateşini düşürmeye çalışıyor. Çünkü anne sütü zaten her şeyden koruyucu. Oradaki sistem nasıl olmalı? Bebeklerde nasıl bir yöntem? 6 aydan küçük çocuklarda bu dediğiniz doğru. Doğal bir şey var, kaynak var elimizde. Evet. Zaten çocuğun almak isteyeceği bir kaynak var. Özellikle 3 aydan önce. Anne sütünün gerçekten ateşli çocuğa anne sütüyle beslediğinizde ateş düşürücü etkisi var. Burada da gene çok fazla zorlayarak emzirmekte ısrarcı olmamak lazım. Çocuk acıktığında zaten ağlayarak acıktığını belli edecektir. Ama normal zamanda 15 dakika emiyorsa hastayken 5 dakika sonra bırakmak isteyecektir. O çocuğu şeye bırakmak lazım, çocuğa bırakmak lazım o süreyi. 5 dakika emzirdikten sonra ilaç vermek gerekiyorsa ilacını verip biraz kendi haline bırakmakta fayda var çocuğu. Evet, bebekken de biraz korkuyoruz. Yani hani bebek işte şurup verelim mi, daha mı doğal yollarla koruyalım diye. Burada anne sütünü de hemen sizden bir kez daha alalım mı? Kaç yaşına kadar, kaç aylığa kadar emmesini öneriyorsunuz? Şimdi 6 aylık oluncaklar, 6 ayını bitirinceye kadar bir kere ekstra bir gıda önermiyoruz çocuklara. 6 aya kadar sadece anne sütü öneriyoruz. 6 aydan sonra da ek gıdayla beraber ek gıdayla beraber gene anne sütüne devam etmesi gerekiyor. Hatta 6 aydan sonra 1 yaşına kadar çocuğun, hatta 9 aya kadar öyle söyleyeyim, %70'i beslenmesinin anne sütünden gelmesi gerekiyor. Ancak %30'u ek gıdalardan gelmesi gerekiyor. 9 aydan sonra 1 yaşına kadar da aşağı yukarı yarı yarıya %50-%50 ek gıda ve anne sütünden faydalanması gerekiyor. 1 yaşından sonra da 2 yaşına kadar
Tamam, ana beslenmesi olmayacak ama gene anne sütü almaya devam edecek ki o antikorları alsın. Yeni doğanlarda, hatta 3 aydan küçük çocuklarda şöyle bir şey var. Onu araya girmekte fayda var. Hani dedik ya, ateşliyken biraz rahat olmak lazım. Çok panik olmamak lazım. Bunun tek istisnası yeni doğanlar. Hatta bunu yeni doğan dediğim 1 aydan küçük çocuklar. Bunu 3 aya kadar da uzatabiliriz. 3 aydan küçük çocuklar eğer ateşlendiyse biraz daha erken sağlık merkezine götürebilirler aileler. Neden? Yeni doğan bebeklerin savunma sistemi tam gelişmediği için çok basit bir sebebe bağlı bir de olsa ateşi çok hızlı bir şekilde ciddi boyut kazanabiliyor. Çok çabuk bir şekilde genel durumlar bozulabiliyor. O yüzden yeni doğan çocukları ateşte daha çabuk sağlık merkezine götürmekte fayda var. Evet, onu da ihmal etmemek gerekiyor. Bir de 3 gündür, 4 gündür devam eden ateş düşürücü verildiği halde düşmeyen ateşler var. Burada müdahale nasıl olmalı? Yine doktora tabii ki ama hani ben elimden gelse hastaneye yatırmak istiyorum öyle bir durumda. Çünkü evde korkuyorum, evet. Düşmüyor, veriyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor burada? Şimdi enfeksiyonlara bağlı ateş genellikle 72 saat içinde yani 3 gün içinde kendinden kayboluyor. Antibiyotik başlıyorsunuz gerekiyorsa veya viralse işte gerek tedbiri aldıktan sonra 72 saat içinde düşmesi gerekiyor. Eğer düşmediyse altta yatan başka bir şey var mı diye inceleme yapmakta fayda var. Şimdi ateşin en büyük sebebi enfeksiyonlar demiştik ama enfeksiyon dışındaki sebepler de şey yapabiliyor, ateş yapabiliyor. Çocuğun hafif burun akıntısı var, 39 dereceye varan ateşi var. İşte 3 gün takip ettiniz hala düşmedi. Bunu çok tamam altta yatan sebebi biliyoruz. İnceleme yapmaya gerek yok demek doğru değil. Romatizma hastalıklar, malign hastalıklar, kötü huylu tümörler, kalp hastalıkları, zehirlenmeler, susuz kalma, güneş çarpmaları bunlar da ateşe sebep olabiliyor. Altta yatan böyle bir şey var mı diye 72 saat geçen ateşlerde inceleme yapmakta fayda var. Aslında çocuklarımızı hem gözlemleyip hem dinlemek lazım. Şimdi romatizma hastalıklar deyince yatan bir yakınımın çocuğu aslında gizli romatizma geçirmiş ve fark edilmediği için de şimdi işte iğneye başlandı, evet. Ve kalbinde sıkıntı gösterdi. Çocuğu dinleyip analiz edip ona göre müdahale etmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle hocam? Doğru, evet. Bu viral hastalıklardan sonra veya boğaz enfeksiyonlarından sonra o kalp kapağına yerleşen şeyler, mikroplar dediğim o gizli romatizma dediğimiz şey yapıyor. 3 gün geçen ateşte eğer sağlık merkezine başvurularsa o inceleme de yapılacaktır zaten çocuğa. Hakikaten bu da önemli ayrıntılardan biri. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geleceğiz ama hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi bademcikleri büyük olan, iri olan ve şu mevsime baktığımız zaman hemen bir bademcikten yakalanıyor çocuklar. Boğaz ağrısıyla yakalanıyor. Burada aileler ne yapması gerekiyor? Ateşinin çıkmaması için ya da ateş çıkacaksa işte bademcikli böyle ıhlamur mu içirmeli? Doğal tedavi var mıdır evde yapacağımız? Hep böyle tabii anneler ki. Telefon açar, ballı su içir, şunu yaptı. Evet. Sizin öneriniz var mıdır hocam? Öncelikle dengeli beslenmesine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bu kış aylarında. Çocuk proteininde, yağında, karbonhidratında alacak. Vitaminler çok önemli burada. C vitamini özellikle. Kış aylarında C vitamini tüketimini biraz artırmaları gerekiyor. C vitaminin bu bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi var. Gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi var. Bunu meyveyle mi almalı yoksa dışarıdan takviye? Yok, mümkün olduğunca meyveyle. Meyve ve doğal meyve suyuyla. Hiçbir şekilde çocuk meyve yemek, bazı çocukların öyle bir özelliği var çünkü biliyorsunuz siz de çocuklarınızdan, evet. Belki. Meyve yediremiyoruz. O zaman gerekirse şurup veya tablet de alabilir ama öncelikle doğal yollardan meyvelerle vitaminlerini almasını istiyoruz. Hafif enfeksiyon bulguları başladığında da o saydığınız ıhlamurdu, nane limondu bu meyve çaylarından içirirlerse koruyucu etki sağlayacaktır çocuklarda. Evet, yani aslında iyi beslenmek ve katkı madde ürünlerden biraz uzak tutmak, beslenmesini, metabolizmasını güçlü tutarsak kesinlikle. Çok daha kolay atlatabilir değil mi değerli, evet, hocam? Evet, kesinlikle doğru. Evet, buna da dikkat etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konuydu. Benim de merak ettiğim bir konuydu. Çünkü evde oğlum ateşlendiğinde baba ateş düşürücü şurupla dolaşırken ben bir tık daha bir panikleme, daha soğukkanlıyım. Çünkü evet. Soğukkanlılığı korumak önemli değil mi burada değerli tabii hocam? Tabii kesinlikle. Yani belki bu toplantının en önemli kısmı da o. Evet. Ateşten çok fazla korkmayalım. Ateşin o savunma sistemine bir parçası olduğunu bilelim. 38,5'u geçmedikçe ilaç vermeyelim. Havale bile geçirse çocuk, ateşli havalenin çocuğa bir zarar vermeyeceğini bilirsek, bu bilinçte olursak biraz daha rahat yaklaşırız herhalde çocuğa. Evet, hakikaten bu çok çok önemli. Tabii ki
ateşli havalede de müdahale noktasında yine soğukkanlı olabilmek lazım. Çünkü o soğukkanlılığınızı kaybettiğinizde bambaşka operasyonlar yapabiliyorsunuz. Tedaviyi farklı yönlere çekebiliyorsunuz. Bu anlamda aslında biraz soğukkanlı olabilmek gerekiyor. Her eve de bir soğukkanlı biri lazım herhalde, değil mi hocam? Evet. Her eve bir doktor koyamayacağımıza göre bir tane soğukkanlı ebeveyn olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum güzel bilgileri paylaştığınız bizimle. Ama bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıkla kalın.